Bir Dede programından merhabalar değerli izleyenler. Sizlerle vekil adaylarımızı buluşturmaya devam ediyoruz. AK Parti 3. sıra adayımız Fevzi Taşdemir. Hoş geldiniz efendim. Sağ ol, çok nasılsınız? Teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi görüyoruz sizi. Sağ olun. Efendim, 3. sıra AK Parti milletvekili adayısınız. Nasip olursa Meclis'e yeni gideceksiniz. Sizden önceki adaylarımızın kimisi bir dönem, kimisi iki, kimisi üç dönem adaylıkları var. Onlar haliyle biraz tecrübeliler. Sizler de nasip olursa yeni aday olacaksınız. Bir güç birliği oluşturmak adına. Yeni seçmenlerimiz var. 18 yaşını doldurmuş. Sizleri tanımayanlar var, izleyicilerimiz var. İstiyoruz ki Fevzi Taşdemir'i tanısınlar. Fevzi Taşdemir kimdir? Öncelikle ben size çok teşekkür ederim. En azından kendimi tanıtma, kendimi anlatabilme, düşüncelerimi aktarabilme fırsatını verdiğiniz için size çok teşekkür ederim. Bu tür çalışmalarınızın başarılarının devamını diliyorum. İnşallah daha da ileri noktalara götürürsünüz. Ben 1962 yılında Tatvan'da doğdum. Benim ailem Tatvan'ın kurucularındandır. Dolayısıyla yıllardır burada yetiştim. Çocukluğum buralarda geçti derken liseyi teknik lise olarak Ankara'da okudum yatılı. Üniversiteyi de Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesini bitirdim. Daha sonra ikinci bir üniversiteyi İşletme Fakültesi, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdim. Ve enerji üzerine de yüksek lisans master'ımı tamamladım. Memuriyet hayatıma da 1980 yılında Esenboğa Havaalanı'nda başladım. Erzurum, Van havaalanlarından ayrıca çalıştım. Daha sonra üniversiteye geçtim. Üniversitede öğretim görevliliği yaptım, araştırma görevliliği yaptım. Daha sonra Tatvan Meslek Yüksekokulu'nun aynı zamanda kurucusuyum, geliştiren biriyim ben. Yıllarca onun müdürlüğünü yaptım. Okulun binalarını, yurtlarını hepsini tamamladım. Ahlat, Adılcavaz Meslek Yüksekokulları'nın aynı zamanda kurucusuyum. Bunlar 1990 ile 97 yılları arasında gerçekleştirdim. Kredi Yurtlar Kurumu olsun, üniversite sınavları olsun, KPSS sınavları olsun, ÖSYM sınavları hepsini burada organize ettim. Bitlis'te, Tatvan'da bunları getirdim, organize ettim. Dediğim gibi Kredi Yurtlar Kurumu'nu açtım, yatırım programına aldım, gerek Tatvan'daki gerek Bitlis'teki. Daha sonra Refah Yolu Hükümeti oldu. Refah Yolu Hükümeti kurulunca sizi bürokrasiye taşıyalım diye söylediler. Ben de bunun üzerine gelen teklifi kabul ettim. Bürokrasiye gittim, daire başkanı olarak Enerji Bakanlığı'na gittim. Daha sonra 28 Şubat süreci olunca bizi görevden aldılar. Derken AK Parti iktidarı geldi. AK Parti iktidarında tekrar beni göreve getirdiler. Enerji Bakanlığı'nda 5-6 daire başkanlığını yaptım. Eğitim daire başkanlığı, ticaret daire başkanlığı, malzeme yönetim daire başkanlığını, strateji daire başkanlığını, bütün kurumun yatırımları hem de ağır büyük yatırımları tamamen benim dairemin uhdesindeydi. Devlet Planlama Teşkilatı'yla, enerji Hazine Müsteşarlığı ile Yüksek Planlama Kurulu ile devamlı çalıştık. Bu yatırım programları öyle organize ettik. Çevre yenilenebilir enerji kaynakları daire başkanlıkları görevlerinde bulundum. Avrupa Birliği'nin çevre müktesebatının içerisinde yer aldım. Yenilenebilir enerji komisyonu içerisinde yer aldım. Yani daha sonra buraya gene AK Parti iktidarı döneminde il özel idareleri yeniden yapılandırdılar. Köy hizmetleri lağvetiyle il özel idarelere bağladılar. İl özel idarenin kanunlarını genişlettiler. Valilerin yetkilerin çoğunu şeye verdiler, genel sekreterliklere verdiler. Ve böyle bir oluşumu ihtas ettiler. Bizim o dönemin milletvekili arkadaşlarımız tecrübeli, deneyimli biri olmalı ki bu sistemi oturtabilsin, uygulamaya koyabilsin diye bana teklif gelince ben de onun üzerine oradaki bürokrasideki şeyimi yarıda bıraktım. Memlekete hizmet adına
fedakarlık yaptım yani açıkçası. İnşallah siz de her yerde yani yer edinmişsiniz kendiniz efendim. Muhakkak yani çok farklı alanlarda çalıştığımı söyleyebilirim yani. Derken onun üzerine ben memleketin hizmettir diye gelmem gerektiğine inandım. Eğer gelmeseydim memleketin meseleleri gündeme geldiği zaman memleketin meselelerini konuşma hakkımın olmadığını, olamayacağını, efendime söyleyeyim memleketin sorunlarını tartışma hakkımı kendimden göremeyeceğimi düşündüm. Dedim benim gitmem lazım. Ben memleketime dürüst olmam lazım. Ona hizmet etmem lazım. Tabii bize sonuçta bu memleketin bize çok bizi yetiştiren o. Bizi bu noktalara getiren o. Bize düşen de bu insanlarımıza, bu memleketimize hizmet vermektir. Yani, sizi yani bu ahlaki yönü budur. Sizi bu yollara sürükleyen memleket sevdası. Tabii memleket aynen başlıyor. Öyle. Aynen. Bundan hiç hilaf yoktur. Yani ben özellikle söyleyeyim. Ve onun üzerine geldim. Özel idare yeniden yapılandırdım. Hukuki yönden, teknik yönden, idari yönden, mali yönden yeniden yapılandırdım. Yeniden şubelerini açtım. Yeniden müdürlüklerini ihtas ettik. Bir düzen kurdum, bir sistem, bir ekip kurdum. Ve başladık çalışmaya. Genel sekreterlik döneminde gitmediğimiz köy kalmadı. Gitmediğimiz ilçe kalmadı. Yapmadığımız yatırım kalmadı. Köylerin bütün altyapılarını, içme suyundan, kanalizasyonundan, sulamasından, efendime söyleyeyim yolundan, hepsinde bir fiil içinde sekve idaresinde bulundum, uygulamasında bulundum. Köyde uygulamaları ilk başlatan bizim dönemdi o zaman. Çok büyük kaynaklar aktarıldı. Bu kaynakların sekve idaresi, planlanması, uygulamaya konulması, birebir yaptık, bölünmüş yollar yaptık, karayollarıyla protokoller yaparak. Bir sürü eğitim tesisleri, bütün okulları, gerek il ve ilçe merkezlerinde, gerek köylerde. Sağlık kuruluşları, sağlık binaları, sağlık tesisleri, sosyal hizmetleri, tesisleri, kültür, turizmin tesisleri, bunları hepsinin tamamen SEK ve idaresi tamamen özel idarenin ühtesi altındaydı. Hem biz özel idarenin kaynaklarını kullanıyorduk, hem köydesinin kaynaklarını kullanıyorduk, hem de bakanlıkların gelen bütçelerini kullanıyorduk. Bunları hepsini Allah'ın izniyle güzel bir şekilde SEK ve idare ettik. Başarılı çalışmalar ortaya koyduk. Daha sonra tekrar ben döndüm şeye, Ankara'ya. Ankara'da tekrar göreve, daire başkanlığı görevime başladım. Bunun üzerine dedim ki ben yetişmişim, bu noktalara gelmişim. Yerel bürokrasiyi iyi bilen biri, yerel sorunları iyi bilen biri. İlin hangi noktasında ne tür problemler var, ne tür sıkıntılar var, nasıl çözülüyor bilen biri. Merkezi bürokrasiyi bilen biri, yatırımları bilen biriyim. Bir de siyasi geçmişimiz var. Biz 1970'li yıllarda Milli Türk Talebe Birliği'nden bu gençlik yıllarında Sayın Cumhurbaşkanımızın geleneğinden gelen insanlarız. Bizlerde bir dava şeyi var. Bir endişemiz var. Bir davamız var. Memlekete hizmet davası, Müslümanlara hizmet davası, insanlara hizmet davası. Bunları kendimize şiar edilmişiz. O halde dedi ki bunları birleştirdiğimizde böyle bir göreve talip olmamız gerekir diye düşündüm. Ben de böyle bir göreve talip oldum. Aday adaylığına müracaat ettim. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın AK Parti Genel Merkezi'nin değerli yöneticileri bizi bu şeye adaylığa layık gördüler. Ve adayı bizi aday yaptılar ve ben de şu anda sizin karşınızdayım. Yani benim hayat sürüvenim bu. Ben onun için memleketimi seven bir insanım, insanlarımı seven bir insanım. Her zaman şu düstura da inanan bir insanım. İnsanın en hayırlısı insana faydalı ve yararlı olandır. Hele hele bu benim memleketimse, benim Bitlis'imse, Tatvan'ımsa, Adilcavaz'ımsa, Ahlat'ımsa, Güroymağımsa, Mut kimse benim canım feda. Onun için ben onlarla çok güzel çalıştım. Muhtarlarla çok güzel çalıştım. Kurumlar arası kurum amirleriyle çok koordineli çalıştım. Kaymakamlarla çok koordineli çalıştım. İl Genel Meclisimizle çok koordineli çalıştık. İl Genel Meclisi başkanlarımızla çok koordineli çalıştık. Çok güzel bir hizmetler ortaya koyduk. Güzel bir sevk organizasyonu yaptık. İnşallah Allah'ın izniyle seçimden sonra da bu halk bizi efendime söyleyeyim bu göreve layık gördükten sonra bu çalışmanın miktarını, dozunu artırarak sürdüreceğiz inşallah.
Sayın Taşdemir, sizlerle daha sonraki süreçte yine beraber olacağız. Birçok programı yapacağız. Programımızın da sonuna gelmek üzereyiz. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Neden AK Parti? Şimdi değerli kardeşlerime şunu söylemek istiyorum. Neden AK Parti? Çünkü AK Parti öyle bir parti ki kurulduğu ilk günden ve tek başına iktidara gelen ve kesintisiz iktidarını sürdüren ve kendini dünyaya kabul ettiren bir parti. Çünkü AK Parti'de hizmet aşkı vardır, ideal vardır, dava vardır, samimiyet vardır, icra vardır, hepsi de vardır. Dolayısıyla bu tür hizmetleri memleketin temel ağırlaşan ve şimdiye kadar çözülmeyen konuları ancak AK Parti tek tek bir bir el atarak bunları çözdü. Yani AK Parti mücadeleyle gelen bir partidir. Önündeki engelleri bir bir kaldıran bir partidir. Bir geçmiş süreci biliyorsunuz yani. AK Parti iktidara geldiği zaman ne tür olaylarla karşılaştı? Gezi olaylarıdır, kapatma davalarıdır, bildirilerdir, ondan sonra 17-25 Aralık operasyonları ve en son hain darbe girişimleri. Bunu AK Parti ve lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bertaraf etti. Böyle bir partide bulunmak onurdur, şereftir. Böyle bir partide ancak memleketin sorunlarını çözersin, hizmet üretirsin. Ve bu partinin kurucuları benim davamı kurucularıdır. Davamı yıllardır mücadelesini veren insanlardır. Tabii ki benim de bu partide olacağım. Benim başka olacağım bir parti yoktur. Kurulduğu ilk günden bu yana AK Parti'yle beraber miydiniz? Ben kurulmadan önce düşünce aşamasındayken bile içinde yer alan biriyim ben. Ve kurulduktan sonra kurulunca da kurulma çalışmaları içinde de ailemle birlikte. Hala benim abim orada il başkan yardımcısı olarak görev yapıyor. Ve kurulma aşamasında da birebir içerisinde yer aldık. Biz davamıza inanmışız. Aday olsak da davamızda bu partimizdeyiz, olmasak da. Bir nefer de olsak, efendime söyleyeyim, bir yönetici de olsak, bir il başkanı da olsak, bir milletvekili de olsak, belediye başkanı da olsak, bir üye de olsak. Bizim için fark etmez. Bizim amacımız böyle bir parti ancak memlekete hizmet üretir, ancak insanların sorunlarını çözer, ancak insana, ancak Türkiye'yi demokratikleşmeyi sağlar, inançlı insanları önünü açar. Biz inançlı insanlar ne sıkıntılar yaşadık, ne tür baskılar gördük, geçmişte yaşadık, gördük yani. Ne oldu? Bak hepsini bir bir bertaraf etti. Ve Türkiye'yi demokratikleştirdi. Türkiye'de siyasetin üzerindeki vesayeti tamamen kaldırdı. Şu anda siyaset vesayetsizdir. Siyaset şu anda karar sahibidir. Eskiden derdiler ya işte iktidar olduğu zaman iktidar ancak gücünü %25'ini kullanabilir. Niye? %25'ini işte askerler kullanıyordu. %25'i basın kullanıyordu. %25'i iş dünyası kullanıyordu. Ama %25'i ancak iktidar kullanıyordu. İktidar hangileri kullanıyordu? Altyapı icralarında kullanıyordu. Ama şimdi Allah'ın izniyle öyle bir noktaya gelmişiz ki %100'ünü kullanıyor. Bu güzel bir uygulamadır. Bu Türkiye'nin önünü açtı. Bak bu hür ve demokratik bir ortam oluşunca ekonomi de gelişir, sanayi de gelişir, insanların yaratıcılık güçleri de gelişiyor, imkanları da gelişiyor. Bunlar birbirine ilintili olan şeylerdir. Onun için böyle bir partide bulunmak onurdur. Bizim gideceğimiz başka bir parti yok. Biz partimizle partimizin en alt neferinden en üst neferine ile hepsiyle de gurur duyuyoruz. Biz efendime söyleyeyim hepsini kucaklıyoruz. Hepimiz bir bütünüz. Bizde asla disiplinsizlik, bizde asla kural dışı yok. Teşekkür ederim efendim güzel sözlerinizden dolayı. Size de bu yolculukta başarılar diliyoruz. Diğer adaylarımıza dilediğiniz gibi. Değerli izleyenler, Kaplan Cami Büyük Kafeden sunmuş olduğumuz Bitlis'te programının sonuna geldik. Sizlerle beraber yeni bir yüz, yeni bir şahsiyet Sezgi Taşdemir Bey'i de tanımış olduk. Kendisine buradan başarılar diliyoruz. Sahur vakti buradan sizlere kucak dolusu selamlar olsun. Bir başka programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.